İnternet üzerinden alışveriş yapıyor musunuz? Çok sık değil, nadiren yapıyorum. Yok, yapmıyorum. İnternet bankacılığı kullanıyorum. Yok, hayır. Evet, yapıyorum. Çok sık değil. Hayır. Evet, elbette yapıyorum. İnternet üzerinden gerektiği zaman alışverişlerimizi yapıyoruz. Yapıyoruz. Bir kere bir yapmışlığım oldu. Onda da pişman oldum. Daha yapmıyorum maalesef. Hayır, yapmıyorum. Hayır, yapmıyorum. Yapıyorum. Yapıyorum internet üzerinden alışveriş. Yapıyorum. Evet, yapıyorum. Hayır. Alışverişleri güvenilir buluyor musunuz? Yani bazı sitelerde, her siteye güvenmiyorum. Belirli bir sitelerden alışveriş yapıyorum. Buluyoruz, Trendyol falan. Oralardan önce. Bulmadığım için yapmıyorum. Kimi zaman güvenli ama tabii ki alışveriş yaptığımız mağazalarda araştırıp alttaki yorumlara bakarak ancak alışverişimi yapıyoruz. Yok, genelde bir internete pek şeyim olmaz. Bir WhatsApp kullanırım ben. Güvenli buluyorum. Yaptığım şeylerde evet güveniyorum sitelerde. Hayır. Çünkü istediğim ürün, istediği renk veya istediği beden gelmiyor. Alışverişleri tabii güvenilir firmalardan alışveriş yaparsanız güvenilir bulursunuz. Hani yüksek potansiyeli çalışan şirketler var, siteler. Onun üzerinden alışveriş yaparsanız bulursunuz tabii. Yani şu anda bir sıkıntı olmadı. Güveni bulamadık işte. Dolandırıldım bir kere. Instagram üzerinden de. Bazen gelen malda boşluk çıkıyor. Bazen istediğin şey gelmiyor. O yüzden alışverişe güvenmiyorum. Ben güvenli bulmuyorum. Bakarak ve beğenerek alıyorum. Yani bazı siteler, güvenli sitelerde evet. Ama bazı siteler var tabii güvensiz. Yani birkaç seferde yaşadık. Ne yaşadık? Parayı gönderdik, ayakkabı bekliyorduk. İçerisinden ayakkabı çıkmadı. Gerçekten çıkmadı yani. Yani her site değil ama bazı güvenli siteler var. Oralardan alışverişi doğru buluyorum. Yani belirli sitelerden yapıyoruz. Yani bütün internet sitelerinde şu anda hani aktif alışveriş internet sitelerinde yapıyoruz. Bir sorun yaşamıyoruz. Genelde güvenli buluyorum. Siteye göre değişiyor. Evet. Aynı dediği gibi ya. Hani kimi güvenli, kimi güvensiz. Kargo şirketleri hakkında bir düşünceniz var mıydı? Yok. Zamanında geliyor mu peki kargolarınız? Geliyor, evet. Yani o konuda sıkıntı yaşamadım zaman konusunda. Onlar patladı zaten. Kargo şirketleri, güzel çalışan şirketler var. Ama kimilerde paketlemeyi yapmıyor. Gelen ürünlerde bayağı problem olabiliyor tabii ki isterseniz. İyi, bir sorunumuz yok kargolarla. Yani düzenli getiriyorlar, götürüyorlar. Onlara bir sorunumuz yok. Şu an yoğunluktan dolayı biraz teslimat çok yavaş oluyor. Yani yavaş teslim alıyoruz. Ama sıkıntı yok yani. Ben güvenli buluyorum. Tabii denilen günlerde geliyor yani. Güvenilir şekilde geliyor, sıkıntı değil. Milletin tavrısına, tepkisine bakılırsa hayır. Kargoları çok geç getiriyorlar ve teslimatları düzenli olmuyor. Kargo şirketleri hakkında tamamıyla bulunduğumuz merkeze tam anlamıyla getirme işlemlerini yapamıyorlar köy ve kasabalara. Genellikle şehir merkezlerinde bu işler yapılmakta. Biz de oralara gitmekte çok zorluk çekiyoruz aslında. Bunların tamamıyla eski şekle dönmesi lazım. Yani kargo şirketlerinin köy, kasaba, merkez, mezra demeksizin her tarafa hizmet vermesi lazım. Biraz geç geliyor, o sıkıntısı oluyor. Vallahi işlerini güzel yapıyorlar, ben beğeniyorum. Kargo şirketlerinde genelde itirip kaklıyor yani gelen malzemeleri ama yine de işleri güzel rast gelsin, işimizi görüyorlar yani. Kargo şirketleri seçili yerler var. Geri kalanları bazen kırıp getiriyor, bazen hiç getirmiyor. Bazen balkondan aşağı falan atıyorlar. Hiç memnun değilim. Biraz alışveriş yaptım, getirdi götürdüler ama hiç memnun değilim. Şu an sıkıntılı kargo şirketleri. Kargo şirketlerinde bayağı sıkıntı yaşıyoruz. Biz sürekli kargoyla çalışıyoruz zaten. Ama gönderdiğimiz hala malzemeler yerine ulaşmış değil. 20 gün oldu. Herhangi bir ulaşma şeyi yok yani. Hem de kargo şirketleri gerçekten bu şeyi hakkıyla yapmıyorlar. İlgilenmiyorlar yani. Birkaç tane yabancı firma var. Güzel işlerini yapıyorlar ama Türk firmalarının hiçbiri de düzgün bir işlemi yapmıyor. Yani pandemi süreci öncesinde gayet güzeldi ama pandemi sürecinde insanlar genellikle internet alışverişine yöneldikleri için o dönemde biraz sıkıntı oldu. Yani normalde bir hafta gece kargo 15-20 gün içerisinde geldiği için son dönemde çok uygun bulmuyorum ama daha öncesi için bir sıkıntı yoktu yani. Kargo şirketleri bu 2 aydır bir gecikme oldu. Gecikme yaşadı. Benim de birkaç kargom hala beklemedi. Ama işte bu Covid-19'dan dolayı ona yorduğumuz için işin açığı anlayış göstermek gerekiyor. Ama genel itibariyle
kargo şirketlerinde herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Yurt dışı kargo hariç hepsinden olumlu bir şey düşünüyorum. Düşünce iyi yani, işlerini yapıyorlar. Bence çok en kısa zamanda, mesela biz bugün benim kardeşime babam önce kalmış, hemen geldi yani, iyi.